Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum. Sinə vur, əzadarlıq eləyək. Göz yaşı başlayır, əzamız başlayır. Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, bir daha Hüsem mazlum, Hüsem. Ya Hüsem, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum, Hüsem mazlum. Hüsem Mevlam, alem efraz aşura, keçirsem baş o canından, ola ta marifet ehya, dodağ et şan, beden üryan. Dodağ açan, bədən üryan, elədün aləmi heyran. Hüseyn canım, ayağa Hüseyn canım, sənə canlar ola qurban. Hüseyn məzlum, səs ver, Hüseyn məzlum. Aç əllərimi sinə vur, Hüseyn məzlum. Can Hüseyn məzlum, Hüseyn məzlum. Üç dəfə de, Hüseyn məzlum. Ya Abdullah, məzlum. Hüseyn məzlum, Hüseyn. Hüsem Mevla, Hüsem Mevla, boğazından öpüp xəncər, ürək dağlı gəlib dada, sənə ağlardı peyğəmbər. Yıxıldın qanlı qodana, yaralı pey kərim bisər. Vücudun daşlar altında, bacı səslər divan eylər. Hüsem məzlum can, ay səsimə qurban. Dünyanın gözü İstanbuldadır, Halkalıda, Aşura meydanında səs ver. Məzlum, Hüsem məzlum, ucadan Hüsem məzlum can. Hüsem məzlum, Hüsem məzlum, Hüsem məzlum, Hüsem qardaş, Hüsem qardaş, sənə Zəhra dil öyrətdi, sənin ruhun əmin bir gün beşiyin gəl. Tərpətdi yatıb sanindi məktəldə, yaralı bu nə halətdi, bu əhvali əgər görsə dözə bilməz anan Zəhra. Hüsem məzlum,
Sən oxu, mən sinə vurum. Ay səsinə qurban uca. Hüseyn məzlum, ucadan səslə. Hüseyn məzlum. Hüseyn qardaş, Hüseyn qardaş, Əlivi sarıban kəsdi. Nə başın var, nə əmmamən, ürəyim qüssədən əsdi. Bir kəlməsin qoy deyim, Xanım Zeynəbin dilicən, ürəyin qəminə qurban olum, ay Zeynəb, ay Zeynəb. Hey, 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 qaçır məqtələ tərəf, qaçır Şimrin qabağına. Şimr əlində xəncər gedirim, amir şeylə qalın başım bədəlindən ayırmağa. Ay, ay, ay. Bir yandan da o balaca yetim qızlara qəmçi vururlar, Zeynəb qolları verir qabağa. Vur beyi peyqəmbər balalarını vur beyi, Zəhra balalarını vur beyi, ay əbalay. Ay, ay, belə dedi, dayan amandı, dayan, arzu zinə yedirib. Gedim balalarını baş üstünə gedirim. Dayan amandı, dayan zalim. Qoyma möhnət otunda yanım. O qədər gəzmə başır, bir də baş ilə dolan vayama. Səz ver ucaya Hüseyn. Bitirdim mən zəhmətimi. Dedi, dərdim budur, Hüseyn, dərdim budur, gəldim bu çölə, səllə gələm baş. Qonaqlar, yasa gələnlər, hər yerdən, dünyanın hər yanından bizi izləyənlər, alimlər, Türkiyə cəfəriləri lideri, İmam-ı Zəman ağam, Mövlam sahibimiz, hamuzdan üzr istəyirəm bu sözə görə. Dərdim budur, gəldim bu çölə, səllə gələn baş. İndi gedirəm Kufiyə mən, Şimr ilə qarda. Naməram əlində qalıb acınə. Hüseyn məzlum, Hüseyn məzlum, Hüseyn məzlum, Hüseyn məzlum. Sinavur teatrı başladı. Bir də uca Hüseyn məzlum, Hüseyn məzlum. Can! Səslə uca aləm deyikə ya Hüseyn! Değerli Ehl-i Beyt dostları, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nun hazırladığı, yönetmenliğini Erdoğan Ünlü'nün yaptığı Masumluğun Galibiyeti isimli tiyatro oyunu başlıyor. Bismillah! Ali Rıza, dün televizyonda bir profesör konuşuyordu. İyice kafamı karıştırdı. Neden bahsediyordu? Hazreti Hüseyin aslında isyan çıkarmış. Yezid devleti de gerekeni yapmış tabii. Bunu söyleyen bir profesör müydü Talha? Allah'ım, ne günlere kaldık, şuraya bak. Böylelerine nasıl bir unvanı veriyorlar anlamıyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Hepimiz Ehl-i Beyt'i seviyoruz tabii ama... Bu konuda pek fazla bilgim yok aslında. Hazreti Hüseyin bir şey yapmışsa mutlaka yerinde yapmıştır diye düşünüyorum. İmam Hüseyin asla kıyam etmedi. Asi de olmadı. O sadece Yezid'in hilafetini onaylamadı. Bu yüzden de ölüm fermanı verildi.
Oy vermedi diye bir insan bütün ailesiyle birlikte öldürülebilir mi? Ölüm emri gelince Medine'yi terk etmek zorunda kaldı ve Allah'ın evine doğru hareket etti. Ancak Mekke'de de onu rahat bırakmadılar. O da kendini büyük bir istekle davet eden Kufe'ye yöneldi. Kanı Mekke ve Medine'de dökülsün istemedi. Ancak Kufe'ye giremeden Kerbela'da bütün yakınlarıyla birlikte hunharca katledildi. Rahat bıraksaydılar Medine'den ayrılır mıydı sanki? Oysa Ali Asgar bile daha yeni dünyaya gelmişti. Ali Asgar? Evet, Ali Asgar. İmam Hüseyin'in Kerbela'da oklanarak şehit edilen 6 aylık yavrusu. 6 aylık yavru da mı Kerbela'daydı? Ali Asgar'ın Kerbela'da olması Yezid cinayetlerinin çarpıtılmasına büyük ölçüde engel oldu. İmam Hüseyin'in 6 aylık yavrusu, kadınları ve kızlarıyla Medine'den ayrılması da onun kıyametmediğini göstermektedir. Ama ne yazık ki daha bu yavru 1 yaşında bile olmamıştı ki Kerbela yolculuğu başladı. Hazreti Hüseyin de Yezid'i onaylasaydı ne kaybederdi ki? Hayır hayır, o İslam'ı düşünüyordu. Yezid gibi birini onaylaması mümkün değildi. Aksi halde İslam'ın Fatiha'sı okunurdu. Çünkü Yezid maymun oynatmak, içki içmek, namaz kılmamak, zina etmek, beytül malı keyfi kullanmak, helal haram tanımamanın yanı sıra İslam dinini kökten yok etmeye yönelik arzuları ve projeleri olan biriydi. İslam'ı yok etmek mi? Evet. 3 yıllık saltanatında 3 büyük cinayeti bunun göstergesidir. 1. yılında peygamber ehli beytini susuz bir halde katletti ve Kerbela vakasını yarattı. Öyle ki İmam Hüseyin'in kesik başına bakarak şöyle dedi. Atalarım, neredesiniz? Nasıl intikamınızı aldığımı gelip görseydiniz, ellerine sağlık Yezid derdiniz. Ne cennet var, ne cehennem, ne de vahiy. Haşimi Muhammed saltanatla oynadı ve gitti. Yezid saltanatının 2. yılında Harre vakasını yarattı. Medine'ye hücum etti ve 3 gün boyunca ordusuna her zulmü mübah kıldı. Yezid askerleri aralarında 700 Kur'an hafızının ve sahabelerin de bulunduğu yaklaşık 12 bin kişiyi vahşice katlettiler. Peygamber türbesine sığınan sahabe ve tabiini hiç çekinmeden öldürüp kanlarını mübarek kabrin üstüne akıttılar. O kadar ki Bedir ehlinden artık kimse kalmadı. Hamile kadınların karınlarını deştiler. Birçok kadının da namusunu kirlettiler. O yıl yüzlerce çocuk gayrimeşru bir şekilde dünyaya geldi. 3. yılında da ordusu Allah'ın evi Kabe'yi mancınıklarla taşa tuttu ve orayı yakıp yıktı. Yezid ordusu Mekke'de Kabe'ye saldırırken Yezid'in yatağında kömürleşmiş olarak ölü bulunduğu haberini aldılar ve zulümlerini durdurup geri döndüler. Aman Allah'ım, Müslümanların halifesi nasıl böyle bir şey yapar? Onun Müslümanlığı bile tartışılır o zaman. İmam Hüseyin de ümmete bunu anlatmaya çalışıyordu işte. Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'yı daha fazla tanımam gerektiği kanısına vardım. Peygamber evlatlarının başına neler gelmiş de biz hala gafilce onlara zulmedenlerin avukatlığını yapıyormuşuz. Öyle ya, ayaklanma çıkaran birinin yanında 6 aylık bebeğin ne işi olabilir? Ali Rıza, bu iş iyice kafamı karıştırdı. Kerbela'yı biraz daha anlatır mısın lütfen? İmam Hüseyin 30 bin kişilik Yezid ordusu karşısında 72 kişiden oluşan kendi yakınları ve az bir mümin grupla Kerbela'da yalnız kaldı. Yezid ordusunun işi benimle, siz gidin demesine rağmen Ehl-i Beyt'e vefalı bir avuç Müslüman orayı terk etmedi. Önce Hür, Habib, Müslim ve hep gibi yarenleri, sonra da Ali Ekber, Kasım, Abbas gibi yakınları birer birer kendilerini din yolunda feda etti. Ancak her biri benzersiz fedakarlıklar gösterip kendi destanını yazdı. Böylece Resulullah'a olan vefalarını Hüseyin için kurban olarak gösterdiler. Gerçekten müthiş bir hadise. Bir o kadar da yürek yakıcı. Hakkın taraftarı her zaman az olurmuş. Az olmalarına rağmen peygamber evladı Hazreti Hüseyin'i yalnız bırakmamışlar demek ha. Peki Kerbela vakasından seni en çok etkileyen birkaç kişi veya
olayı bana anlatır mısın? Göre göre Allah'ın yolunda ölüme koşan bu yiğitleri daha fazla tanımak istiyorum. İmam Hüseyin Küfe'ye doğru ilerlerken yolda ana, oğul ve bir de gelinlerinden oluşan küçük bir Hristiyan aileyle karşılaştı. Onlarla yaptığı kısa bir diyalogdan ve gösterdiği bir kerametten sonra iman edip Müslüman oldular. İmamın başının dertte olduğunu anlayınca da ona destek olmak için bu kafileye katılıp yola koyuldular. Kerbela'da imamın yarenleri bir bir toprağa düşünce ailenin tek erkeği Vehb destan yazmak için hazırlanmaya başladı. Aslanım, yiğit oğlum, Vehb'im, biz daima hakkı arayan bir aile olduk. Hakkı da bu peygamber evladı sayesinde bulduk. Ancak görüyorsun ki hakikat Kerbela'da yalnız ve garip kalmış. Sakın yüzümüzü son peygamber yanında kara çıkarmayasın oğlum. Canım ana, kanımın son damlasına kadar peygamber ehli beytini koruyacağım. İçin rahat olsun. Başım gitmeden İmam Hüseyin'e dokunamazlar. Hadi o zaman. Git ve efendimizden savaş izni al. Allah gücüne güç katsın yavrum. Anneciğim, anneciğim, Vehb'i nereye gönderiyorsun? Bu meydan ölüm meydanı. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Nasıl yaşarım? Sevgili eşim, haniyem. Peygamber ehli beyti öldürüldükten sonra yaşamamızın ne anlamı olacak? Oysa bugün yapacağımız fedakarlıkla her zaman yaşayacağız. Şehadetinden sonra cennete gidecek ve beni unutacaksın ama. Olur mu öyle şey? Seni hiç unutur muyum? İnşallah cennete beraber gideceğiz. İmam Hüseyin'in yanında bana söz vermeni istiyorum. Ya Abbas, imamımızla görüşmeye geldik. Efendimiz, meydana gitmek için izninizi istiyorum. Bir de eşim Haniye'nin size söylemek istediği bir şey var. Efendim, Vehb'in kıyamet günü cennete bensiz gitmeyeceğine dair söz vermesini ve sizin de buna şahit olmanızı istiyorum. Ancak ikinci bir isteğim daha var. Vehb'in şehadetinden sonra ömrüm oldukça hanım Zeynep'in hizmetkarlığını yapmak istiyorum. Lütfen izin verin. Allah'ım, Ehl-i Beyt'i koruma hususunda bunların fedakarlığına sen şahitsin. Biz Ehl-i Beyt'ten yana, Allah size en güzel mükafatları versin. Efendim, eşimin isteğini yerine getireceğime söz veriyorum. Ben de buna şahidim. İnşallah hepiniz Resulullah'a komşu olacaksınız. Ey Hüseyin! Hadi gönder askerini! Bekliyoruz! Efendim, lütfen izin verin, şu zalim topluluğa anlayacakları dilden cevap vereyim. Yüzünüz kara olsun. Sizler İsrailoğullarından da kötüsünüz. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Kendi peygamberinizin oğluyla savaşa gelmişsiniz. Hüseyin size ne yapmıştı da böyle karına susamışsınız? Bırak vaaz vermeyi çocuk. Savaş maharetini göster bize. Askerler, hücum!
Anneciğim, benden razı oldun mu? İmam Hüseyin'in yolunda öldürülmedikçe senden razı olmayacağım. Aslanım, savaş meydanına geri dön. İnşallah kıyamet günü Hüseyin senin şefaatçin, sen de bizim şefaatçimiz olacaksın. Yaşlarında bir genç nasıl da onca savaşçımı öldürdü, görmüyor musun? Aferin size, aferin. Hilelere başvurun, yoksa Hüseyin'in askerleriyle baş edemeyeceğiz. Efendimiz, efendimiz, sonunda onu etkisiz hale getirdik işte. Kollarını kestik. Gücün varsa düşmana karşı koymaya devam et. Kerbela Şahı'nın yalnız olduğunu unutma. Ne mutlu sana Vehb. Cennet sana mübarek olsun. Büyük yiğitlik gösterdin. Ehl-i Beyt yalnız bırakmadın. Kızım, geri dön. O şu an Resulullah'ın yanında. Asker! Ne duruyorsun? Şunu kocasına kavuştur çabuk. Fatıma'nın yanında yüzümü ak ettiğin gibi Allah da senin yüzünü ak etsin yavrum. Şimdi senden razı oldum yiğit oğlum. Cennet sana mübarek olsun. Biz Allah yolunda verdiğimizi geri almayız. Canımız Hüseyin'e feda olsun. Ümmü Vehb, dur! Cihat kadınlara farz kılınmamıştır. Sen hakkını eda ettin. Siz Allah Resulü yanında yüce bir makama sahipsiniz. Ey asaletli insanlar, sabırlı olun. Ölüm sizi zorluk ve sıkıntılardan geniş ve ferah bahçelere ve ebedi nimetlere ulaştıran bir köprüdür. Dünya zindanlarından kurtulup ahiret saraylarına geçmek istemez misiniz? Oysa düşmanlarınız için ölüm, dünyanın değersiz saraylarından çıkıp ahiretin zindan ve azaplarına götürülmektir. Daha 17 günlük evli olan Vehb ve eşinin fedakarlığı ve annelerinin akıllara durgunluk veren sabrının öyküsü işte buydu. Bunlar hakikate aşık olanların hayatıdır. Onlara bu gücü ve sabrı veren ancak aşk olabilir. Balayında Kerbela'da olmak Hüseyin aşıklarının işidir. Hüseyin'i aşkın başladığı yerde akıl sadece seyirci olabilir. Kerbela'yı ve kahramanlarını ölümsüzleştiren de işte bu aşktır. İlahi aşk. Belli ki Hazreti Hüseyin oldukça acı çekmiş Kerbela'da. Peki Hazreti Hüseyin'i en çok üzen ve sarsan şehadet kimin şehadetiydi Ali Rıza? Ah, ah. O mazlum imam bütün şehitler için üzülüyordu. Ama bazılarının mazlumiyeti onun yüreğine ateş düşürdü, bazılarınınki de belini kırdı. Hazreti Hüseyin'in yüreğine ateş düşüren şehit kimdi? İmam Hüseyin'in büyük oğlu, Ali Ekber. İmam Hüseyin'in yarenleri sağ oldukları sürece Haşimilerin savaş meydanına gitmesine müsaade etmediler.
Ancak yarenlerinin tamamı şehit olduktan sonra artık sıra Peygamber Hanedanı'na gelmişti. Artık meydana gönderecek yarenin kalmadı. Şimdi kimi göndereceksin bakalım? Babacığım, izin verirsen ilk giden ben olmak isterim. Oğlum, Ali Ekber'im. Gidebilirsin tabii. Ama önce herkesle vedalaş yavrum. Babacığım, gitmeme izin vermiyorlar. O hakkın aşığıdır. Yolunu kesip engel olmayın. Ali Ekber'im, acele etme aslan oğlum. Bırak da boyuna posuna doya doya bir bakıp hasret gidereyim. Allah'ım şahit ol. Bize yardım etmek için davet ettiler. Ve şu an kanımıza susamışlar. İşte yaratılışta, ahlakta ve mantıkta Resulüne en çok benzeyen Ali Ekber. Onların kılıçlarına hedef olarak gidiyor. İşte çıktım meydana. Benim Hüseyin oğlu Ali. Vuruşum hem Haşimi hem Alevi. Allahu Ekber. Selam olsun sana babacığım. Sana da selam olsun Ali'm. Baba, susuzluk ve zırhın ağırlığı beni öldürecek. Oğlum, bu yüzüğü ağzına al. Susuzluğuna bir nebze çare olur. Pek yakında Ceddin Resulullah'ın elinden su içecek. Ve bir daha asla susamayacaksın. Atalarımın yadigarı, yüreğimizi daha fazla dağlama. Biliyorum, peygambere benzer oğlunun ayrılığına gönlün el vermiyor. Ama sen böyle yaparsan, o biçare anasının kalbi nasıl dayansın? Kurban olduğum dön çadırlara. Ben geldim. Şah-ı Merdan Haydar-ı Kerraroğlu'yum. Beheyti ki sürüsü. Az önce önümden kaçışan namertler siz değil miydiniz?
Var mı karşıma çıkacak olan? Dedem Resulullah susuzluğumu giderdi. Elindeki suyla senin yolunu gözlüyor baba. Oğlum. Ali Ekber'im. Babanın feryadına bir ses ver oğlum. Dünyanın dert ve kederinden kurtuldun oğul. Ama babanı dertler içinde yalnız bıraktın oğul. Senden sonra dünyanın başına küller olsun. Allah seni öldürenleri öldürsün Ekber'im. Sana tokuna bilmire. Ay beni Haşim cavanları. Gelin köme yeleyim. Balamı koyayım ebaya. Ali Ecber'im doğralı baya. Demirem kimdi vurup bir bile. Peyçam yarası. Ülayım başına kim vurdu hançer yarası bala bala. Yaralı yali. İcre zikri bu idi. Ben bu hevesle bir ataydım bala. Zervidek kâmedimin sayesine dal dala değdim. Ölmemiş bari geleydim. Başıma bir dola değdim valla. Yandırdı yüreğimi oğlum. Kan gelir yarasına. Ebanın arasına. Hele bir bak gör balamın sağ yeri kalır. Öpün ben arasına. Ali bala. Yetişmezsem Hüseyin'im oracıkta Ali Ekber'in kederinden can verebilir. Ah Ali Ekber'im, yavrum. Hüseyin'imin aziz oğlu nasıl kaldı?
kıydılar sana yeğenim. Yazıklar olsun bu topluluğa. Haşimi yiğitlerim. Kardeşinizin naaşını çadırlara götürün. Yiğitlerim, siz kardeşiniz Ekber'i taşıyın. Ben de Zehra'nın azizini getireyim. Baksanıza, yerinden kalkmaya takati yok. Vay, peygamber benzeri Ali. Leyla'nın civan Ekber'i Ali. Allah'ım, sen İmam Hüseyin'e sabır ver. Allah'ım. Allah oğlana Süleyla'ya sabır ver. Ve böylece Ehl-i Beyt'in ilk şehidi Ali Ekber oldu. Ne büyük acı. İnsanın böyle bir evladı olacak ve gözünün önünde katledilecek. Dayanılır gibi değil. Herhalde Ali Ekber'den sonra Hazreti Hüseyin'e dokunmasaydılar bile bu acıyla daha fazla yaşayamazdı. Allah'ım, Ehl-i Beyt'e merhamet etmeyenlere merhamet etme. Bugün biz Müslüman gençler hepimiz Hüseyin'i davayı haykırma hususunda birer Ali Ekber olmalı ve zillet bizden uzaktır demeliyiz. Ali Ekber'in şehadeti gerçekten çok acı. Yiğitliği ise muhteşem. Ancak Hazreti Hüseyin'in belini kıran bir musibetten bahsetmiştin. Kimin şehadeti onu bu denli yıktı? Çok sevdiği biri olmalı. O Hazreti Abbas'tı. İmam Hüseyin'in kardeşi ve aynı zamanda sancaktarıydı. Fiziki ve manevi açıdan oldukça güçlü ve basiret sahibiydi. İmam Hüseyin'in ona "sana canım feda" dediği de olmuştur. Uzun boylu, heybetli, savaşta oldukça maharetli biriydi. 14 yaşında Sıffin Savaşı'na katılmış ve Muaviye'nin önde gelen pehlivanlarını öldürmüştü. Kerbela'da ise 34 yaşındaydı ve varlığı düşmanın kalbine korku salıyordu. O hayatta olduğu sürece düşmanlar Ehl-i Beyt çadırlarına yaklaşamamışlardı. Fedakarlıkları kelimelerle anlatılamaz. Askerin kalmadıysa kendin gel meydana. Abbas. Efendim, canım sana feda olsun. Sabrım tükendi artık. Ne olur İzin ver de savaş meydanına gidip şehitlerimizin intikamını alayım. Alemdarım, bu kimsesiz hanımlar ve şehit yetimleri senin varlığınla kendilerini güvende hissediyorlar. Düşmanlar senin korkundan onlara yaklaşamıyor. Bu sancak seninle dalgalanıyor. Gidişinle bu mazlumların ümit ve güvenleri de bitecektir. Hadi Hüseyin, karşımıza çık. Seni bekliyoruz. Hüseyin'im, izin ver ona. Yoksa Şimr seninle alay edip meydana çağırırken düşmana kalmadan bu dert öldürür Abbas'ı. Efendim,
Ben senin hizmetçin ve kurbanlığınım. Bırak Abbas. Sancak tutan kollarına bacın Zeynep kurban olsun. Engel olma Hüseyin'e. Kollarını öpmesinin elbet bir sırrı vardır. Abbas'ım, çocukların susuzluğunu görüyorsun. Yapabilirsen onlara biraz su getir. Baş üstüne efendim. Sakineciğim, ya bu kollar gider ya da size su getirir. Abbas meydanda durup savaşmıyor. Orduyu yarıp Fırat'a doğru ilerliyor. Ne demek Fırat'a doğru ilerliyor? Onun Fırat'a ulaşması imkansız. Fırat kenarına 4000 seçme savaşçı yerleştirilmiştir. Şuraya bak. Koskoca Yezid ordusu Ali oğlu Abbas'ın karşısında adeta çekirge sürüsüne dönmüş nasıl da kaçışıyorlar. Ama Abbas onların peşine takılmıyor. O hep Fırat'a doğru ilerliyor. Tabii ki öyle. Çünkü şu an onun için Fırat'a ulaşmak daha önemlidir. Abbas, Hüseyin'i canından çok seviyor. Hüseyin'e ve çocuklarına su ulaştırmak için 1000 canı olsa feda eder. Bunca susuzluğuna rağmen Abbas'ın önünde kimse duramıyor. Bir de su götürürse artık bu iki kardeş ordumuzu perişan eder. Efendim, endişe etmene gerek yok. Oraya yerleştirilen 4000 asker buradakilere benzemez. Onların her biri kendini ispatlamış birer kahramandır. Baksana şuraya. Kahramanlarının haline bir bak. Abbas onları darmadağın etti ve Fırat'a ulaştı bile. Aman Allah'ım, benim gördüğümü sen de gördün mü? Abbas avuçlarını suyla doldurup dudaklarına kadar götürdü. Baktı, baktı, içmedi. Geri döktü. Şimdi kırbayı dolduruyor. Onca susuzluğuna rağmen neden kendisi su içmedi? Abbas Hüseyin'i canından çok seviyor. Hüseyin'in ve çocuklarının susuzluğunu hatırlamış olmalı ki avucundaki suyu bile içmedi. Hüseyin su içmeden Abbas su içmez. Sen endişelenme. Ağaçların arkasına gizlenen askerlerimiz şimdi gerekeni yapacaktır. Kolum. Sağ kolumu kesseniz de korurum ben dinimi. Savunurum solumla sadık imam Hüseyin'imi. Bize bu dini getiren peygamberin oğludur o. Kula kulluktan kurtaran özgürlük sembolüdür o. Abbas'ın cesaretine hayret doğrusu. Sağ kolunun kesilmesine, bunca kan kaybına ve susuzluğuna rağmen hala karşısında kimse duramıyor. Hüseyin'e ve çocuklara su ulaştırmak için direniyor. Çok ciddi darbeler almasına rağmen dağ gibi ayakta. Efendim, birazdan yine bir hileyle ona darbe indirir bizimkiler. Sen hiç merak etme. Kolum. Abbas, sakın bu suyu ulaştırmadan toprağa düşmeyesin. Sakine ve diğer çocuklar hasretle yolunu bekliyor. Ey can, Hüseyin'in kurumuş dudaklarına bu suyu ulaştırmadan çıkmayasın sakın. Aman Allah'ım, hala çadırlara doğru ilerliyor. Muhakkak o sıkırbası Abbas'a direnç veriyor. Efendim, baksana kırba isabet aldı diye Abbas nasıl da perişan oldu. Sanki tulumdan su değil de onun ruhu akıyor. Su boşaldıkça Abbas nasıl bükülüp kıvranıyor. Şimdi karşı konulmaz Abbas'ın karşısına ben çıkıyorum.
Hey Abbas, ben seninle savaşmaya geldim. Ali'nin yiğit oğlu sen misin? Hüseyin'in gayretli kahraman alemdarı sensin demek ha? Kalk da şu gayretini bir görelim. Alemdar olduğuna göre elinde sancağın olmalı. Hani nerede sancağın? Gayretli bir alemdar sancağını düşürür mü? Söylesene. Kardeşim! Yetiş yaralı kardeşinin yardımına. Abbas! Alemdar! Ah Abbas'ım! Şimdi belimi kırıldı. Çarem tükendi. Kim kesti kollarını? İmam Hüseyin Ağa aldı ya Belfaz'ın başın dizine. Gözlerinin kanın sildi. Ümidim kardeş, yemeğim kardeş. Doğmayıbdı biz iki kardeş, gerçi bir ana. Doğmayıbdı biz iki kardeş, gerçi bir ana. Sütte sütten ayrı olsa kan ama okşar kana. Bu Hüseyin'e küllü alem bir yana, sen bir yana. Canay kardeş vay. Kardeş diyer, kardeşe canım sana kurban. Yayınçı diyer, malım ben alim sana kurban. Hiç yerde demez, ehli ayalım sana kurban. İmam Hüseyin Ağa böyle bak diye belve, susuz balalarım da sana kurban. Dur gedey kardeş. Balalarımın ümidi ay kardeş mi? Koy sesleyim batan ay ay ay. Yok mene ses veren day. Koy sesleyim batan ay ay ay. Yok mene ses veren day. Göz aç birden sen dene. Köməksiz kardeşim vay. Köməksiz kardeşim sana kurban olay. Aman 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 aman. Ey en kötü topluluk. Lanetler olsun size. Emanet etmedi mi peygamber bizi sizlere? Bize reva gördünüz bunca işkencelerle ihanet etmediniz mi ceddimiz peygambere? Peygamber kızı Zehra benim anam değil midir? Fatih-i Hayber Ali benim babam değil midir? Şu masum yavrulara bir yudum su vermediniz. Muhammed evladına bu su helal değil midir? Ey insanlar! Bizi de yardım edip peygamber ehli beytinden el mi çekiyorsunuz? Bilin ki bu soysuz bana iki yoldan başka bir yol bırakmadı. Ya ölüm ya da zillet. Zilletse bizden uzaktır. Ey insanlar! Aranızda bize yardım ederek kurtuluşa ermek isteyen yok mu? Aranızda peygamber ehli beytini savunacak kimse yok mudur? İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir aşk? Bu ne yiğitlik böyle? Hazreti Abbas
Vefa ve fedakarlığın zirvesindeymiş gerçekten. Ehl-i Beyt'i nasıl sevmemiz gerektiğini bizlere hakkıyla öğretiyor. Kerbela, hak ve batıl saflarının net anlaşıldığı bir çizgiymiş meğer. Kerbela, yok olma tehlikesi yaşayan İslam'ın yeniden can bulduğu yerdir. İslam'ı ve İslam düşmanlarını tanımak için Kerbela'yı oluşturan etkenleri bilmek gerekir. Neyse, istersen Kerbela'da yaşananları anlatmaya devam edelim. Evet, can kulağıyla seni dinliyorum. Şehadetleri, Hazreti Hüseyin'i en çok üzen kimseleri anlatıyordun. Başka kim vardı? Ali Asgar. Ali, 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 Ali. Ama Ali Asgar daha bir bebek değil miydi? Evet, 6 aylık bir bebekti. Ama Emevi mantığı ne anlar bebekten? Peygamber torunu olması bir yana, sıradan bir bebeğin bile öldürülmesi inanılır gibi değil. Müslüman olduğunu iddia eden biri bunu nasıl yapar? Hele bir de bu çocuk peygamber evladıysa, aman Allah'ım. Peki Ali Asgar'ın şehadeti nasıl oldu? Çadırlarda bir damla bile su yoktu. Anaların göğsü dahi kurumuştu. 6 aylık yavruya ne süt vardı ne de bir damla su. Sürekli ağlıyor ve çaresiz çırpınışlarıyla anası Rubab'ın ve gören herkesin yüreğini parçalıyor. Halacığım, halacığım, çadırınızda hiç yok mu? Ali Asgar'ın durumu çok kötü. Ağlamaktan ölecek neredeyse. Ah kızım. Olsa hiç durur muydum? Boşuna su arama. Herkes susuzluktan yanıp kavruluyor şu an. Zeynep, sakine. Ey peygamber kızları, torunları. Ey kahraman şehitlerin sabırlı kızları, hanımları. Hepinize benden selam olsun. Allah'ım, bu Hüseyin'in veda selamıdır. Çıkın çadırlarınızdan. Çıkın da Hüseyin'le vedalaşalım. Esaret bizler için artık kesinleşti. Baba, kendini ölüme mi atıyorsun? Kızım, ya rüyaveri kalmayan ve bunca insan arasında yalnız bırakılan birinin ölüme atılmaktan başka çaresi var mıdır? Ey kimsesiz babam, o halde bizi ceddimizin medinesine geri götür. Ah kızım. Kata kuşu rahat bırakılsaydı, yuvasından ayrılmazdı. Ey aziz imam, sen öndersin, biz ümmet. Öndersiz bir toplum zaten ölüdür. İzin ver de bu ölüm meydanına gelip canımızı sana feda edelim. Bu naciz bedenimizin sana atılan oklara siper olarak değer kazanmasına izin ver. Başınıza gelen bunca musibetlerden dolayı Allah size en hayırlı mükafatı versin. Ehl-i Beyt'e gösterdiğiniz bu sadakat, Resulullah nezdinde en güzel karşılığı bulacaktır. Sizlere cihat farz değildir. Siz çadırlara dönün. Daha fazla beni geciktirmeyin. Kardeş.
kardeşim. Biliyorsun ki doğuştan beri gözümden ırak kalmana tahammülüm yok benim. Oysa bu gidişinle ömür boyu sensizliğe mahkum ediyorsun beni. Ruhsuz beden yaşar mı? Ey anam Zehra'nın yadigarı bacım. Sizlerin ağır imtihan dönemi başlamıştır. Buna hepiniz hazırlıklı olmalısınız. Sakin, sabırlı ve metin olun. Sakın şanınıza aykırı bir söz ağzınızdan çıkmasın. Sonuçta düşmanlarınızın başına her türlü azap ve bela gelecektir. Sizlere kurtuluş, hayır ve keramet Allah tarafından lütfedilecektir. Artık ayrılık vakti gelmiştir. Demek emanetini vermek için başka fırsat olmayacaktır. Anam Zehra son nefeslerinde beni yanına çağırarak gözyaşları içinde dedi ki, günün birinde Hüseyin'le son bir vedalaşmanız olacak. O zaman benden taraf Hüseyin'imin boğazından öpersin. Ana ya Zehra, İşte vasiyetini yerine getiriyorum. Cennet kokuna kurban olayım Hüseyin. Bacım, gece namazında bana dua etmeyi unutmayasın. Allah'a emanet olun. 6 aylık yavrum Ali Asgar'ı da getirin. Onunla son kez vedalaşmak istiyorum. Kardeşim, Ali Asgar'ın durumu çok kötü. Acaba ona su vermezler mi? Hey azgın topluluk. Hadi beni suçlu gördünüz. Peki şu 6 aylık yavrunun suçu ne? Görmüyor musunuz? Sudan atılmış balık gibi sadece dudakları kıpırdıyor. Bize karşı merhametiniz yoksa en azından bu çocuğa merhamet edin. Ermele! Bize yardım etmek için buraya çağırıp sonra da bizi katleden bu toplulukla aramızda adaletinle hükmet. Yüce Rabbim, yolunda çektiğim bu çetin musibetleri senin görüyor olman acılarımı hafifletiyor. Bu masum yavrunun kanı harşına ithafımdır. Kabul buyur Allah'ım. Gel Zeynep'im, Asgar'ım al, kalbini dağla. Ben Asgar'a çok ağlamışım, sen bana ağla. Yorgundu balam, verme yünelden ele bacı. Yorgundu balam, verme yünelden ele bacı. Koy beşiğe, belki yatıp dincele bacı. Ondaki ok değdi, balam güldü hevesten. Çırpındı o anda, can kuşu uçtu kefesten.
baş salınıp süzdü gözü, düştü nefesden. Soldu güzel gonçamız, mihnet bu dağından. Öptüm onun kanlı yüzünden, dudağında da ay bacı. Ali, Ali, Ali balam. Evvel bacı açma cerini bağla yarazın. Sonra haberdar eyleyim bir cezanazı. Hiç ana dayanmaz yaralı görse balazın. Sen bakma ay Zeynep, sen bakma. Rubabın balavay nalesi gelmir. Korkar ben utanam, edebinden sesi gelmir ay Zeynep. Can balam laylayı, balam laylayı. Rubab, ey anam Zehra'nın vefalı geleni. Kardeşim Hüseyin mahcubiyetinden sana gelemiyor. Ali Asgar su içmek için gitmişti. Ne yazık ki su yerine okla cevap aldı yavrum. Başın sağ olsun. Bu mahcup kenizin sütü yok. Elleri boştur. Asgar senin oğlundur. Tesellin sana hoştur. Dudağında kan gördüm. Yürekten yaralandım. Oklanmış balamı unutup ben sana yandım. Allah'tan ölümü istedim. O kadar utandım. Kurbanlığa dilsiz balamın kıymeti yoktur. Kur'an'a kurban olmuşsa minneti yoktur. Kanını akıtmak için söz birliği etmiş olduğunuz insan işte karşınızda. Peygamberimizin soyunu devam ettiren yegane kızı Fatıma'nın hayatta kalan tek oğlu. Cennet gençlerinin efendisi olduğumu bildiğiniz halde nasıl benim kanımı akıtacaksınız? Ne oldu size ki Ebu Süfyan evladına uyarak peygamber evladının kanını akıtmak için bu kadar isteklisiniz? Ey Hüseyin! Bunları bilmemiz senin kanını akıtmaya engel değil. Biz senden nasihat almak için değil, kelleni almak için geldik. Ben uyarma vazifemi yaptım. Ama görüyorum ki sizin savaştan başka düşünceniz yok. Öyleyse bismillah. Askerler! Hadi saldırın! Yezid'in mükafatları sizi bekliyor! Korkmayın! Kaçmayın! Saldırın! Topluca hücum edin! Şuraya bak! Hüseyin babası Ali'yi aratmıyor. Yalnız ve susuz olduğu halde bu kadar cesur savaşan birini görmemişti. O yalnız canına canım kurban. Kardeşime kalkan elleriniz kırılsın ey zalimler. Ah kardeşim. Yaraların yüreğime yaradır.
Nasıl da kuşatmışlar seni. Ey Müslim. Habib. Züheyr. Ali Ekber. Ey yiğitler. Ey savaş meydanının kahramanları. Neden bana cevap vermiyorsunuz? Yoksa imamınıza olan sevginizden vaz mı geçtiniz de yardımına koşmuyorsunuz? Bunlar Resul'ün kızlarıdır. Yokluğunuzda çaresiz kalmışlar. Uykunuzdan uyanın azizlerim. Resul'ün ailesini aşağılık azgınlara karşı koruyun. Vallahi ölüm sizi toprağa düşürdü. Zamane size vefa göstermedi. Yoksa kesinlikle çağrıma cevap verir ve yardıma koşardınız. Bilin ki yokluğunuzdan ötürü matemdeyiz. Pek yakında size kavuşacağız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Artık gelemez onlar Hüseyin. Boşuna çağırma. Deyin dostlarıma. Ey yetim kızlar. Sirin suyu içerken beni ansınlar. Susuz şehit oldu kimsesiz Hüseyin. Şehit duyunca bana ağlasınlar. İlahi, kazana razı olmuşum. Emrine teslim olarak gelmişim. Bana yas tutana şefaat için yaralı yüzümü toprağa sermişim. Al bakalım. İşte İmam Hüseyin de böyle şehit oldu. Değerli kardeşim, dünyadaki hiçbir Müslüman ve hatta vicdanı olan hiçbir insan bu zulümleri kabul edemez. Yezid'in avukatlığını yapan biri de çıkarsa, bil ki fıtratı bozulmuş ve şeytanlaşmıştır. Bundan sonra Peygamberimizin emaneti olan Ehl-i Beyt'i daha fazla okuyup tanıyacağım. Yeryüzünün efendilerini ve aynı zamanda onların düşmanlarını tanıyacağım. Öyle ya, Musa'yı tanımak için Firavun'u, İbrahim'i tanımak için Nemrud'u ve Hüseyin'i de anlamak için Emevi zihniyetini tanımak gerek. Keşke Kerbela'da olup Hüseyin'e kurban olabilseydim. Bugün kim İmam Hüseyin'i yad ediyor ve onun şehadetine ağlıyorsa, bilsin ki o da Kerbela bayrağını dalgalandıranlardandır. Hüseyin'i olmak belli bir zaman ve mekanla sınırlı değildir. Her gün Aşura, her yer Kerbela. İmam Sagaleyna, Siracun Haremeyna,
İmam-ı Seğaleyne, Sirac-ül Haremeyne, Hami aşıklarından selam olsun Hüseyin'e, Hami aşıklarından selam olsun Hüseyin'e. Şah selamun aleyk, Hüseyin selamun aleyk, Şah Hüseyin selamun aleyk, Şah selamun aleyk, Şah selamun aleyk, Hüseyin selamun aleyk. İmam-ı Seğaleyne, Sirac-ül Haremeyne, İmam-ı Seğaleyne, Sirac-ül Haremeyne, Hami aşıklarından selam olsun Hüseyin'e, bütün sevenlerinden selam olsun Hüseyin'e. Şah selamun aleyk, Hüseyin selamun, Hami uca şah, ucadan şah selamun aleyk, Şah selamun aleyk, Hüseyin aleyk. Ey ceden meracan uçin, ey zede şah-ı Hicaz, katli cahi eşki de gane açan ganca namaz. Mühri gan, tesbihi gan, kannan alıp san destemaz. Puri Heyder serveri, Kuban selam olsun sana. Şah selamun aleyk, Hüseyin selamun aleyk. Ucadan Hami Şah selamun aleyk, Şah selamun aleyk. Ey Hüseyin ey Havz-ı Kevser, leblerin atta nihan, alem eyrandır bu güdretle ki verdin teşne can. Şerbetin zehra ve-i şemşir, guslun oldu gam. Hem susuz hem sahibi derya selam olsun sana. Hem susuz hem sahibi derya selam olsun sana. Şah selamun aleyk, Hüseyin selamun aleyk, Şah. Herkes söylesin, Şah selamun aleyk. Biraz da uzadan, mazlum Hüseyin, etşan Hüseyin, alem sana kurban Hüseyin. Etşan Hüseyin, alem sana kurban Hüseyin. Mazlum Hüseyin, etşan Hüseyin, alem sana kurban Hüseyin. Hami ucadan mazlum Hüseyin, etşan Hüseyin, alem sana kurban Hüseyin. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Ayırdı aşinalerden, ucadan desene kurban,
ayırdı aşinalerden. Aşuradı. Seni bir caneler kardeş. Kül oldu şem evesinde. Yanan pervaneler kardeş. Sana Zeynep ola kurban. Sana bacım ola kurban. Sen öldün düşmenin kaldı. Seni öldürdü çam aldı. Cidarda oldun er acı. Düşüp elden ele tacı. Sen öldün düşmenin kaldı. Seni öldürdü çayam aldı. Uca uca. Yaralar uyana kargani. Eder cümlar meydanı. Bacın kurban başın hanı. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, garibim vay. Allah kabul eylesin. Azadarlığınız kabul olsun təziyyəniz. Allah Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Eşhedü enne Mevlana ve muktedana Emir el-Mu'minin Ali'yen Veliyullah. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله هيا على الصلاة السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله سيدنا محمد وآله وسلم.